1946 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan Yavuz Turgul, genç bir lise öğrencisiyken müziğe gönül verir. Arkadaşlarıyla birlikte kurdukları Genç Aslanlar isimli grupta gitar çalar. İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi aldıktan sonra Türk sinemasına da uzun yıllar yön veren popüler sinema ve magazin dergisi Ses'te çalışmaya başlar. Bu genç adamın hayatı 1972 yılında ünlü yönetmen Ertem Eğilmez'le tanışmasının ardından bambaşka bir yol alır. Adeta yeteneğin kokusunu alan Ertem Eğilmez, Yavuz Turgul'a Arzu Film bünyesinde senarist olarak yer açar. Turgul yeteneklidir. Senaryoları o kadar başarılıdır ki bu yıllarda senaryosunu yazdığı Tosun Paşa, Banker Bilo, Çiçek Abbas, Davaro, Tarkan Güçlü Kahraman, İffet, Şekerpare, Züğürt Ağa gibi filmlerin hepsi Yeşilçam'ın başyapıtları arasında kendisine yer bulur. Domates! Anne domates! Mustafa ile ben birbirimizi seviyoruz. Evleneceğiz. Gülay'la zorla nişanlamışlar. Gülay da istememiş aslında. Takvimler 1984 yılını gösterdiğinde ise Yavuz Turgul'un rejisör koltuğuna oturma vakti gelmiştir. Türk sineması dahi bir senaristin ardından bir de usta yönetmen kazanmak üzeredir. Roman ve öykü uyarlaması filmleri çoktur. Ancak Turgul'un yönettiği ilk film bir şiirden uyarlamadır. Ahmet Muhip Dranas'ın Fahriye Abla şiirinden ilham olarak yazıp yönettiği bu film büyük ses getirir. Bütün büyük sanatçılar gibi Yavuz Turgul da eserleriyle çağına tanıklık eder. Devrin değiştiğini sezip, çabalayıp, yine de zamana ayak uyduramayan sinemacıları anlattığı aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni... Hayır gitme! Bırak dedi, bırak beni! Ah, düştü salak, ben görmedim. Çerçeve dışında düştü. 5 metre! Tan! Marjan! Cemil! Ağla! Bitti film, tamamdır. Son kareyi donduracağız. Çok paramız olursa Üsküdar'da bir ev alırım, Kız Kulesi'ni gören. Yeter, Beyoğlu'nun kahrını çekti. Ben bir kebapçı dükkanı kapatırım. Sırf bana kebap yapsınlar. Yine avucundan kayıp giden zamanı ve eski güzel günleri geri getirmek için beyhude bir savaş veren Muhsin Bey'i Türk seyircisine armağan eder. Yavuz Turgul, meslek hayatı boyunca suyun akışına uymamış, her daim akıntıya karşı kürek çekip zamanın akıttığı yönü değiştirmiş bir sanatçı. Türk sinemasının neredeyse can çekiştiği, bütün salonların Amerikan filmlerinin istilasına uğradığı yıllarda zamanın ruhuna karşı direnen bir eşkıya gibi dimdik durur Yavuz Turgul. Eşkıya filminin başarısı Türk sinemasının yeniden doğuşunu müjdeler. Hem nitelikli filmler yapıp hem de geniş izleyici kitlesinin takdirini kazanmanın mümkün olduğunu ispatlar adeta. Muhsin Bey, Gölge Oyunu, Eşkıya, Gönül Yarası, Av Mevsimi, Yol Ayrımı ve daha nice güzel öykünün anlatıcısı. 28. Uluslararası Adana Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi Yavuz Turgul.